Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi tek blok adamızdayız arkadaşlar ve tek blok adamımızı çok iyi şekilde geliştirdik ve artık bir sürü para kazanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar arılardan bal aldığımız anda arılardan kazanacağız ve bir sürü arı almamız gerekiyor. Aynı zamanda burayı topladığımız anda zaten bir sürü para geliyor arkadaşlar. Ve kendimize büyü evi de yaptık arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlarda tavşan fabrikası da yapabiliyormuşuz. Bu da gördüm arkadaşlar yorumlarda. Hızlı bir şekilde tavşan fabrikası yapacağız ama hızlıca ne yapacağız? Spawn alıp hemen şunların yanına koyabiliriz. Zaten zaten aynı sandıkta olduğu için tavşanlar da orada birikir. Evet şöyle bir içeriye girelim bakalım. Şimdi tavşan veren var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Son bir tane tavşanımız kaldı galiba. Onun da fabrikasını yaparsak güzel olabilir. Aynen burada. Evet tavşan fabrikası zaten bütün fabrikalar yaptık arkadaşlar İlk önce aldığımız lapisle kendimize bir büyü basmaya başlayalım Zaten tecrübeleri almaya başlayacağız Tecrübemiz yetmeyebilir Üzerimiz bayağı dolmuş arkadaşlar o kadar da lapis aldık Evet başlayabiliriz arkadaşlar Kaskımızla başlayalım iyice güçlenelim Oo şuna baksanıza 26 istiyor arkadaşlar Kırılmazlık aynen be Alalım mı kırılmazlık 1 Ne kadar büyü gidiyor 7 büyü gidiyor arkadaşlar Büyümüz yetmeyecek Evet o zaman bir dakika koruma 3 var Bizim tecrübe toplamaya başlamamız Gerekiyor aynen tecrübe için ne Gerekiyordu arkadaşlar ona bir bakalım Bir sürü tecrübe almamız gerekiyor Evet Evet Tecrübeyi hangisi? O, tropikal balığa 5 tane mi? 3 tane. Tecrübe alması gerçekten çok zormuş arkadaşlar. O zaman biz üzerimize birazcık şöyle bir malzeme toplayalım artık. Evet şu zombilerden ve koyunlardan gelen malzemeleri bir satalım. Onları sattığımız anda bir şeyler alalım arkadaşlar. Hala zengin olamamışız. İstediğimiz kadar tecrübe alamıyoruz. Evet tüye ihtiyacımız yok. Şimdi burada birikenleri bir satacağız arkadaşlar. Aynı zamanda şuradan hemen zombi evine gidelim. Onu da bir satalım. Evet fabrikalarımızı yaptık ama sınırsız zengin olamadık hala. İstediğimiz kadar istediğimiz her şeyi alamıyoruz. O, burada bir tane tavşan etini alalım, şunları alalım. 16 tane tamamdır. Şu çürükleri atsak da olur aslında. Orada duruyor. Evet, şuradan bir çıkalım. Şimdi arılarımızın sayısı da az arkadaşlar. Hatta bir dakika. Arılardan şöyle ballar alalım arkadaşlar. Bunlar aldığımızda saldıracaklar mı? Evet, bunda zaten arı kalmamış. Bunda da arı kalmamış. O, arılar içinden çıkabiliyor mu acaba? Aynen bal yaptıklarına göre çıkabiliyorlar arkadaşlar. Bir tane gidelim şöyle hızlıca. Şuradan şimdi tahtamız zaten var. 3 tane ama bir dakika bunu yapmaya artık gerek yok ki. Doğru fullledik zaten. Ballar satacağız doğru sadece satacağız arkadaşlar. Kamp ateşi kaldı. Hemen gidelim. Çok güzel. Bakalım ne kadar kazanacağız. Şimdi şu köylüyle arkadaşlar şöyle geldiğimizde zaman. Buna şöyle satışımızı yaptık. Buna satışımızı yaptık. Arı ve koyun malzemeleri için satışı da buradan yapacağız. Evet tavuk 33 tane. Koyun. Aynen koyun nerede? Evet koyun burada. Tamamdır. Bütün satışlarımızı yapıyoruz arkadaşlar ama ne kadarımız oldu takas yapınca anlayacağız. Evet bir dakika eksik bir şey var mı sattığımız yay var ok var aynen şurada okları satacağız. Balları da satalım arkadaşlar. Aynen ballara direkt kirpi alıyoruz çok güzel bir özellik. O zaman zengin olmak için biz bal işine girebiliriz. Arkadaşlar bal direkt bir dakika şurayı bir çevir bakayım şimdi. Bunlara çevirdiğimizde kirpi oluyor. Biz direk kirp alıyoruz Aynen be bal işine iyice gireceğiz o zaman doğru Bal işi çok iyi arkadaşlar Aynen Bal işine girmek için 5 tane fazladan ara alalım mı Bal işine iyice üretimini artırabiliriz Yoksa tavşan mı yapalım İlk önce 2-3 tane tavşan yapalım Tavşan üretimini de başlatalım o zaman Daha sonra tamamen arı işine girelim Evet arı işine gireceğiz arkadaşlar Ama ilk önce nereden alıyorduk Bir dakika şimdi buradan arı satmıyor ki bu Spawner satıyor aynen 1-2 tane spawner alacağız sadece 3 tane tavşan, bir tane arı. 2 tane tavşan, bir tane arı alacağız. Arı işine tamamen girişiyoruz arkadaşlar o zaman. Aynen biz ne arıyoruz şu anda? Tavşan yumurtası satan arıyoruz. Doğru onu bulacağız. Evet tavşan yumurtasını bu mu satıyor acaba? Bunlar hep zombiler satıyor arkadaşlar. Oo! Bir dakika. En büyük zenginliğin işini biz neden bulamadık? Arkadaşlar şuna baksanıza böyle bir şey yapsak zengin olduk. Olamaz. Bir dakika biz bunu neden düşünmedik? İlk defa görüyorum. Aynen burada. Morina somon. O iki tane somon çağırma alsak şöyle 1 2. İşte bu. Şimdi muhteşem bir şey yaptık arkadaşlar. Üzerimiz gördüğünüz gibi bayağı bir dolu şu zehirli patates atıp şunu geri alalım. O biz bu işe neden girişmedik? Arkadaşlar artık tamamen zengin olduk. Arayışından bile daha iyisini buldum. Aynen. Şimdi üzerimizi bir düzenleyelim hemen gelelim arkadaşlar. O biz hiçbir zaman bakmamışız ki şuna baksanıza direkt balık yumurtası zaten orada duruyor Taşı buraya koy merdiveni koyalım gitsin Şu tahtayı da buraya koyalım gitsin Koyun etlerini satacağız arkadaşlar Buraya bir tane sandık oluşturalım bir dakika Satış sandığı Aynen satacağımız malzemeleri bunun içinde biriktirmeye başlayalım Evet tam şuraya iki tane koysak olmaz Şurası merdiven yeri Şuraya iki tane üst üste koyarsak olmaz Çatıya koyalım bizde Arı senin burada ne işin var Şimdi bunun içine satılacak malzemelerimizi her zaman koyacağız. Bu satılır, bu satılır. Barut satılır, bu satılır. Oklar satılabilir. Şeker satılabilir. Havuç, patates. Tamamdır satabileceğimiz bütün malzemeleri buraya koyuyorum arkadaşlar. Artık zengin olduk. <laughs> Çok güzel be. Balık çiftliği yaptığımız anda direkt somonun kendisini toplayacağız. Ama bir dakika hata mı yaptık acaba? Biz somon değil arkadaşlar morina mı yapacaktık? Ona bir bakalım. Zehirli patatesimiz. Aynen somon tamamdır somon. Morina ile işimiz yok. Morina çünkü daha da düşük somon. Şimdi şunu bir atalım gitsin üzerimizde yer kaplamasın. Tavşan yerine arkadaşlar muhteşem bir şey yapıyoruz. Bakın. Oo bunu daha önce neden yapmadık? Umarım çalışır. Evet. Şuradan şunları birazcık toplayalım arkadaşlar. Bunlar hatta büyümesin. Evet burayı tamamen kaldıralım. Şimdi bunların üretimiyle uğraşmayacağız arkadaşlar artık. Bundan üretimini iptal ediyorum. Hatta bunlara küçük bir yer yapabiliriz belki. Aynı. Bunlar için küçük bir yer yapılabilir. Ya da kenarlara yaparız. Doğru. Balıklar için güzel olabilir. Şunları da aldığımız anda 1, 2, 3. Evet şöyle toplayalım hemen bunları da arkadaşlar. Şuraya da 4. Şimdi eğer tahmin ettiğimiz gibi somonlar doğmaya başlarsa arkadaşlar muhteşem şekilde artık 2 tane somon var tamamdır. Şimdi bunları deniyoruz. Bakalım doğacaklar mı? Şimdi bir tanesini şuraya koyuyorum. Evet. Ve somonlar doğmaya başlayın bakalım O arkadaşlar doğmuyor Bakın işe yaramadı galiba Aynen bunun içinde somonların doğması gerekiyordu Zaten arkadaşlar galiba yüksekte Tek bloğun üzerinde olduğumuz için O yüzden balıklar bu kadar yükseklikte doğmuyor Aynen O zaman deneme amaçlı arkadaşlar Şimdi bir tanesini buraya koyduk Evet gidip hemen hızlıca bir tane de şuradaki yerde deneyelim Bakalım orada doğuyorsa bundan sonra balıklar hep orada tutarız Evet Şöyle hızlıca zaten orada arkadaşlar balık da Toplayabiliyoruz aslında her yok ettiğimizde içinden bir tane arkadaşlar Morina düşüyor. Deneyelim bakalım şöyle hızlıca. Evet bakın şimdi burada. Aynen bunu yok ettiğimiz anda. Evet gel buraya. O kaçıyor. Morina bir tane düştü ama Morina istemiyoruz biz. Aynen şunun içine. Şu spawner'ı bir tane koyalım arkadaşlar şöyle. O bakalım burada doğacak mı? Aynen yüksekte olduğumuz için balıklar doğmuyor. Evet o zaman bu işe hiçbir zaman giremiyoruz. Aynen balık işine giremiyoruz arkadaşlar. Evet normalde zaten balık çiftliğini yaptığımız zaman arkadaşlar kendi kendine durmadan doğması gerekiyordu. Ama doğmuyor o zaman buna giremiyoruz. Aynen yumurtalar işe yaramıyor. Şuna baksana spawner'ı koyduk ama hiçbir zaman doğmuyorlar. Evet şöyle hızlıca bir çıkalım. Şuraya o zaman şöyle kenarlara şunu tekrar dikelim. Bunun üretimine devam edelim arkadaşlar. Zaten balık doğmuyor. Evet şöyle hızlıca tamamdır. Çık buradan geri. Evet Balık doğmadığına göre arkadaşlar bu patates hala atılmamış. Aynen patatesi atalım gitsin. O zaman normal tavşan işinden sonra arkadaşlar normal fabrikalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Balık doğmuyormuş. Aynen be şunu da atalım gitsin. Balıklar sürekli doğsaydı arkadaşlar bu sayede zengin olacaktık. Evet şuna baksanıza. Balık spawner'ı koymamıza rağmen hala doğmuyor. Suyun içinde neden doğmuyor ki? Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Tecrübe alıp arkadaşlar büyü işine gireceğiz. Aynı zamanda tavşan spawner'ı alacağız. Şundan hepsini pişirip satabiliriz belki. Sandığa koyalım gitsin. O arıların işine girecektik. Doğru biz arı işine girecektik. Aynen arılar çok iyi veriyor arkadaşlar. Direkt kirpi balığı veriyor. Şuna baksanıza. Evet kirpi balığı bir sürü arkadaşlar. Arılarımızın sayısı çoğalmış gibi şu anda. Bütün arılar dışarı çıkmış. 5 tane arımız var. Hemen gidelim arkadaşlar. Şu tallaların hepsini satıyorum artık. Evet artık bunların hepsini satıyorum arkadaşlar ve bunları sattıktan sonra zengin olacağız ve bir sürü ara alabileceğiz. Aynı zamanda tavşanları da alacağız arkadaşlar. Evet şu anda bunların hiçbirini dikmeyeceğiz. Dikmeye uğraşmayacağız hemen satacağız. Oo, şunu at gitsin bunu at gitsin şunu at gitsin. Evet 64 tane olmuş arkadaşlar. Şeker kamışlarını satmayalım şu anda. Evet patatesleri satalım. Topla 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 hepsini toplayalım. Evet şimdi havuçlar kaldı arkadaşlar. Havuçları da alacağız. Şunu bir atalım şöyle gitsin. Oo şurayı da şöyle alalım hemen. Topla 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 bunların hepsini topla şöyle hızlı bir şekilde tamamdır. Oo hepsini aldığımız anda arkadaşlar şöyle çok güzel bir şekilde şöyle hemen bunları da toplayalım. Evet iki tane kaldı şimdi. Bunların hepsini dikmeye uğraşmayalım arkadaşlar. Tekrardan dikeceğiz ama hepsini bir satalım. Oo bir dakika patatesten şimdi yedek amaçlı şöyle üç tane dikelim. Bunlar çoğalırsa arkadaşlar tekrar dikelim çünkü tohum kalsın. Evet şimdi gidebiliriz. Hızlı bir şekilde hepsini bir satalım arkadaşlar şöyle gelip. Aynen şimdi bu satın alacaktı. Doğru takas yapacağız onunla. Şu köylüye satabiliriz. Evet buğdayların hepsini sat gitsin. Aynen şuradan arkadaşlar ne satacağız? Havuçların hepsini satacağız. Evet 64 tane, 64 tane şuna bakın. En çok bunlardan kazanıyoruz şu anda 64 tane. Oo hepsini sattık mı? Olamaz. Patates gerçekten çok fazla kazanmışız. Şuna baksanıza 52 tane oldu arkadaşlar. Şimdi bunu Aynen daha havucumuz var mı satabileceğimiz bir bakayım bir ne satabiliriz arkadaşlar buğday Takas yapan köylü nereye gittin sen Aha şu arka tarafta bakın Oo şimdi şurada Baksanıza şuna iki tanesini çevirirsek tamamdır bunların hepsini çevirdik Şimdi 55 tane olduğuna göre kirpi yaptık 27 tane Oo bu sefer çok iyi kazandık 14 tane 14 tanenin hepsine ara alırsak Aynen arılar nerede 14 tane ara aldığımız anda arkadaşlar sadece bal satarak kazanç elde edeceğiz Evet Arı lazım bize. Aynen aha arı değil bu değil bir dakika arıyı bulacağız şimdi Evet arı satan köylü bu değil ağaç satıyor arkadaşlar arılar burada 14 tane O arılarla şimdi arkadaşlar muhteşem bir üretime başlıyoruz artık Arıları çoğalttığımız anda da çok güzel olacak Hatta şuradaki arıların hepsi şuraya çiçekler dikmeye başlasak çok güzel olabilir Arılar buradan alıp uzağa gitmezler Aynen şuradan bir kemik tozunu alalım Evet şöyle bir kemik tozu yapalım arkadaşlar 2-3 tane çiçek yapacağız Aynen şuradan üretim yapıyoruz zaten Tamamdır. Arılar bekleyin. Şimdi sizin için 2-3 tane şöyle kemik tozu. Evet. Şimdi şuradan arkadaşlar çiçekleri toplamaya başlayacağız. Bunların hepsini kıracağız. Oo, bir tane de şuradan bir çiçek daha. Aynen. Şunlardan da zaten tohum çıkacak birazdan arkadaşlar. Bu tohumları da şuradaki tarlaya dikeceğiz. Evet, şöyle iki tane daha çiçek. Çok güzel. Bunların hepsini de arkadaşlar çiçekleri önümüze dikeceğiz şöyle. Oo, bunların hepsini kırmamız gerekiyor ama. Çok kötü oldu. Bakın her yer değişti. Evet iki tane de çiçek burası. Şimdi şuraya çiçekleri bir dizelim. İki tane bir tane. Evet şöyle. Bir çiçek iki. Bunların sayesinde arkadaşlar artık direkt kirpi alacağız ve daha da güçlü olacağız. Bu sayede tecrübelerimizi toplamaya başlayacağız ve topladığımız tecrübeler sayesinde arkadaşlar çok güzel bir şekilde istediğimiz kadar büyü basıp oyunu bitirebileceğiz. Evet arılar. Gelin bakalım size bir sürü. Aynen şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar arıların hepsini şöyle etrafa koyuyorum. Bir sürü arımız oldu artık. Şunların hepsi bal dolduğunda çok güzel olacak. Oo, aralar bal yapmaya başlasın bakalım Burası doldu arkadaşlar Artık şunların hepsinin de dolması gerekiyor Bunlar topladığımız anda sadece kirpi balığı kazanmaya başlayacağız Ve bu çok güzel olacak Şunları da kırdığımız anda aynı şöyle tohumlar düşerse arkadaşlar Çok güzel bir şekilde bunları dikeceğiz Bakın 3 tane tohum oldu bile Evet şöyle şunları da topladığımız anda Buraya dikeceğiz ve tohumlar tekrar büyümeye başlayacak Evet 2 tane de şurayı da kırdık arkadaşlar Oo burada bir çiçek kalmış onu da dikelim Aynen şuradan bir çiçek de şuraya dikersek arkadaşlar tekrardan şöyle. Evet. Tamamdır tohumlar artık 18 tane oldu Bunlar da buraya diktiğimiz anda bunlar hemen büyümeye başlar Tarlalarımızı fullemeye başlarız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Zırhımıza büyü basıp arkadaşlar artık oyunu bitirebilmek için Güçlenmemiz gerekiyor ve tecrübe kazanmamız gerekiyor Tecrübe kazanmak için de Bütün en güçlü Satışlarımızı yapıp arkadaşlar muhteşem şekilde zengin olmamız gerekiyor Artık bütün hepsini toplayıp hızlıca satacağız ve bütün tecrübelerin hepsini alacağız Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın